Evet değerli dostlar, programımız devam ediyor. Bebeğim için bölümünü izledik. Bu bölümle ilgili eğer önerileriniz, tavsiyeleriniz varsa hosgeldinbebek@dosttv.com adresimize mail atabilirsiniz. Bugün 0-3 yaş çocuklarında uyum ve davranış problemlerini konuşuyoruz. Uzman pedagog Adem Güneş Beyefendi ile. Hocam isterseniz devam edelim. Bu annenin kendi fıtratını yaşaması, çocuğuna o fıtratla hitap etmesi. Tabii toplumumuzda bir kız çocuğunun yetişmesi öyle kolay olmuyor. Evet. Anne baba kaygılı. Hı. Çünkü eğer yanlış yaparsa iffet korkusu, namus korkusu, çocuğunun yoldan çıkacağı ya da zarara uğratılacağı Evet. korkusundan dolayı bir kıskaç içerisinde yetiştirirken aslında o kız çocuğunun kendi özündeki bazı değerleri de kaybetmesine de sebep oluyor. Doğru. Baskı, zorlama, korkutma, ürkütme vesaireyle aslında Evet. o kız çocuğu anne olacağına, bir Hı. kız gibi yetişeceğine Evet. erkek gibi yetişiyor. Mesela yani kız çocuklarını korumak için anne babaların çok defa yaptığı çok ciddi yanlış. Benim kızım erkek gibi. Evet, ona empoze ederek sanki onu koruyacaklarını Koruyacaklarını düşünüyorlar. yani şöyle benim kızım erkek gibi derken kendisini korur. Erkeklerin içerisine girse de öylece namusluca geriye çıkar. Evet. Ama insanın yapılanması, ruhsal yapılanması korkuyla değil ya da bilinç altında yönlendirmeyle değil. Hayır, o insana saygı duyarak olur. Eğer ona bir hanımefendi saygınlığını evin içerisinde gösterirseniz hiç korkmayın yani. Evet, o zaten onu Evet, hiçbir sahiplenirse o kız çocuğu fıtratı. kendisinin kötü isimle anılmasını istemez zaten. Evet. Hiçbir erkek çocuğu da istemez. Evet. Ona sen o bebekliğin ilk döneminden itibaren aziz bir misafir gibi davranırsan ve Evet. yaratılmışlığın sadece bir süre evinizde misafir olarak tuttuğu ve bir süre sonra da yaşama atılacak birisi olarak bakılırsa Evet. işte çocuk kendisine olan saygısını O zaman, o dönemde zaten kazanmaya başlayacak. tabii. Evet. Peki hocam, bir çocuğun annesine en çok ihtiyaç duyduğu saatler hangi zaman dilimleridir? Hangi saatlerdir? İhtiyacı oluştuğu saatler. Evet. Ya burada çok enteresan bir şey var insanın. Burada o kadar enteresan bir şey Evet. var ki. Allah anne ile çocuğu yakınlaştırabilmek için ben çok hayretler içerisinde ve çok defa da böyle Evet. kenarda gözyaşları içerisinde izliyorum. Evet. Çocuğa ihtiyaç oluşturmuş. Evet. Aslında çocuğun her ihtiyacı şu anlama gelir. Anne ile çocuğun Allah tarafından birbirine yakınlaşabilmesi için Çok doğru. Evet. Lütuf aslında bir lütuf. Ya orada bir sebep Bir oluşturmuş. sebep O oluşturmuş. ihtiyacı bir Anne sebep. farkına varmadan çocuğun ihtiyacını karşılarken çocuk anneye karşı bir bağlanma içine giriyor. Çünkü o Ve dönemde o bağlanmayı yaşamalı. evet o bağlanma oldukça önemli. Evet. Ve anne de çocuğuna bağlanması lazım. Bugün Evet. çocuğunu kendisine yük olarak gören, of bıktım ya şu çocukta niye ağlıyor ki diye serzenişte bulunan annelerin çoğu aslında çocuğuyla gerçekleşmiş olan o bağlanmada eksiklik yaşayan annelerin durumu. Evet. Dolayısıyla bir çocuğun en çok ihtiyacı olduğu anneye ihtiyacı olduğu an ihtiyaç hissettiği andır. Karnı acıktı. Anne hemen bu bir lütfu değerlendirmesi lazım. Demek şu anda Allah benimle çocuğum arasında bir Bir bağlanma bağ. gerçekleştirecek. Allah'ım sana hayranım deyip kucağına bebeğini alması Ne lazım. kadar güzel Altını söylediniz. Evet. ıslattı, o sırada tebessüm ederek şu anda demek ki bir bağlanma gerçekleşecek. Tenine dokunarak, yüzünü yüzüne sürerek, onu Onunla masaj iletişim ederek tabii. kurarak. Ama bazı anneler tüm bunları ya ağlamayan çocuk istiyorlar. Çok sakin maşallah deniyor. Evet yani Evet. ağlamayan çocuk bir anne için aslında çok kötü bir şey. Daha az Neden? bağlanması Tabii sebebiyle. bağlanma sürecini azaltır. Evet. Şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Mesela bir çocuk ihtiyacı olduğu sırada ağlamıyor ise o takdirde anne çocuğuyla geçireceği zaman dilimini yayabilir. Halbuki çocuk ne kadar çok kendisine yakın tutmaya çalışıyorsa o çocuk daha çok ruhsal Olarak anneye. dinginliği, güçlülüğü elde ediyor diyebiliriz. Özellikle 0-2 yaş döneminde Evet. bir çocuğun neye ihtiyacı var? Çocuğun anneye ihtiyacı var. Evet. Yani çocuğun oyuncuya ihtiyacı var mı? Olursa iyi olur. Ama anneye ihtiyacı var. Anneye ihtiyacı var. Babaya ihtiyacı var mı? Olursa iyi olur. Evet. Anneye ihtiyacı var. Evet. Eve ihtiyacı var mı? Yok. Mağarada dahi olabilir. Anneye ihtiyacı var. Evet. Bir çadırın içerisinde olabilir.
Ama anne ihtiyacı var. Hiç fark etmez. Eğer o dönemde çocuk anneyle engelsiz bir birliktelik kuruyor ise çocuğun ruhsal yapılanması işte o dönem için oldukça önemli. Evet, haklısınız hocam. Peki çocuklar geceleri rahat uyuyamıyorsa, sıkıntılıysa sürekli hocam, bu ağlamaların sebepleri nelerdir? İkiye ayırıyoruz biz o ağlamaları. Bir ya fizyolojik bir sebebe bağlıdır. Çocuk diş çıkartıyordur. Evet. Veya fizyolojisinde herhangi bir olumsuzluklarla karşı karşıyadır. Ve çocuk onun sinyalini veriyordur. Eğer fizyolojik bir sebep yok ise o erken çocukluk dönemine baktığımız zaman yani 0-2 yaş dönemine baktığımız zaman çok defa, çoğu defa anneyle bağlanma problemi görüyoruz. Evet. Çocuk mesela kendisini boşluktan aşağı düşer gibi hisseder bazen. Ve birdenbire uyanır, ağlar. Aslında o boşluktan aşağı düştüğü şey annesiyle ipinin koptuğunu zannettiği sıra. Evet, çok ilginç. Ve o korkuyla birdenbire kalkar, çünkü panik zaten içerisinde. Anne karnındaki o bağ, çocuk doğduktan sonra da hala kendini anne karnında zannediyor belli bir süre. Yani o bağın kopması, dünyaya gelmiş olmanın verdiği bir bilinçaltı bir durum mu? Aslında evet. Yani çok iyi söylediniz. Yani anne karnındayken çocuğun anneyle kurduğu o bütünsellik, anne çocuğun yanında var olduğu sürece çocuk sanki devam ediyor gibi. Devam ediyor gibi hissediyor. Ancak anneye ulaşamadığını ya da anne kendisini çocuğa tam veremiyor ise o dönemde çocuk sanki o bağ koptu, birden boşluğa düşmüş gibi gece kabuslarla uyanır. Buna zaten çok defa gece terörü diye söylüyorum. Uyku terörüne dönüşebiliyor yani. Çocuğun rahat uyuyabilmesi için ilk 2 yıl anne mutlaka bebeğiyle birlikte yatması lazım. Çok yakın olmalı ki o duvar daha sağlam örülsün, değil mi hocam? Tabii o dönemde çocuk güven duygusu inşa ediyor kendi ruhunda. Yani çok defa söyleniyor anneyle çocuk arasında işte çok yakın ilişki olursa çocuk bağımlılık kazanır. Hayır, öyle bir şey yok. Çocuk kaygılanırsa bağımlılık kazanır. Yani çocuk anneye ulaşmakta engellerle karşılaşırsa. O endişe onda kaygı oluşturur. Endişe kaygıyı oluşturur. O da bağımlılığı beraberinde getirir. Evet. Anne ne kadar çocuğu iterse çocuk o kadar anneye gitmek zorunda. Çünkü içindeki bir itici güç var. Anneyle ne kadar bütünleşirse çocuk rahatlar ve ayrılır. Bu şeye benziyor aynı. Aç bir insan sofrada. Efendim nasıl böyle sofrada hemen bir an önce bir şeyler almak için elini uzatsa. Tok olan insansa, anneye toymuş bir insansa, o güven duygusunu almış bir insansa anneyle o kadar bağımlılık yaşamaz. Sofradan ayrılmayacağım diye bir şey yaşamaz. Çok güzel bir örnek gerçekten. Annele çok defa yanılıyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim Nisa Hanım. Özellikle kayınvalideler ya da kendi çocuklarının torunlarına annelik yapan kendi kızlarını biraz kızlarını koruyacağım diye, torunlarını işte şey yapacağım diye anne ile çocuk arasındaki çok yakınlaşmayı uygun bulmuyorlar. Kayınvalideler birazcık ya bırak ağlaya ağlaya büyür. Hemen mesela bir şey söyleyeyim. Ağlaya ağlaya büyür. Şu anda aklıma gelen bir şey. Rahmetli anneannem var idi. Ben daha o zamanlar çok küçüğüm. Pedagog olacağım yok o zamanlar. Evin içerisinde dolaşıyorum. Evin içerisinde hanımefendiler oturuyor. Anneannemin arkadaşları oturuyor. İçeride bir çocuk ağlıyor. Anneannem eski Osmanlı kadınlarından kadim bir hanımefendi. İçerideki genç bir bayanın çocuğu. Ona dedi ki gelin gelin. Bebeğin ağlıyor içeride. O abla da kim bilmiyorum şu anda hatırlamıyorum. Bizim semtimizde olan bir kişi galiba. O da dedi ki teyze dedi merak etme. Onu dedi yeni doyurdum. Altı da temiz her şey de var. Ağlaya ağlaya uyur dedi. Ben o sırada oralarda bir yerdeyim. Bunu unutmamışsınız. Unutmadım. Anneannem şunu söyledi. Hayır şurası önemli. Dedi ki kızım çocuğun ağladığı eve rahmet melaikeleri inmez. O çocuğunu teselli et dedi. O yakınlık, o birleşme gerçekleştiğinde melekler iner. Anneyle yakınlık. Çocuğun dediğin. Ağladığı eve rahmet melek demiyor onlar. Evet. Melaike diyorsun. Melaike diyorlar. Çocuğun ağladığı eve rahmet melaikeleri inmez. Bu benim 6 yaş ya da 5 yaş veya 7 yaşında zihnime kazınmış olan bir şey. Bir gün satırların arasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğümde kendisi o aşkla, şevkle, vecd ile hangi hali yaşıyorsa çok sevdiği namazı kılarken bir gün hızlı olduğundan birazcık daha hızlanıyor. Bir gün ve öyle bir olay gerçekleşiyor. Etrafındakiler soruyorlar, bu bizim çok alışkın olduğumuz bir şey değil. Nedir ya Resulallah diye sorduklarında. Neden hızlandınız? Namazı niye hızlandınız? Hızlanma da değil aslında. Belki bize göre de çok yavaş bize bir şey. Ama o halin dışında bir şey sezinledikleri için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
Arkadan ağlayan çocuğun sesini duymadınız mı diye söylüyor. Çok güzel. Çocuğun ağlaması Anadolu pedagojisinde hiç tasvip edilmeyecek bir şey. Hiç tasvip edilmeyecek bir şey. Efendimiz hiçbir çocuğu ağlar vaziyette bırakmamış. Çünkü o bir ihtiyaçtır. İhtiyacın mutlaka karşılığı verilmesi lazım. Evet. Rahmet melaikeleri inmez demişti rahmetli anneannem. Şimdi gerçekten, ben bir pedagogum, bu yaştayım ve satır aralarını onu hasretle yad ediyorum anneanneme. Allah ondan razı olsun. Evet. İşte Anadolu pedagojisi bu. Bu demek gerçekten. Bir taraftan siz belki batı pedagojisi şeklinde ele alarak çocuğu karşı odaya koyarsınız. 3 aylıkken, 4 aylıkken aman bana alışmasın diye. Evet. Orada ağlaya ağlaya çocuğu uyutmaya çalışırsınız. Kucağa alınmasın derler bir kucağa de. Kucağa alınmasın. Evet. Ya ama bu senin çocuğun. Evet. Niye kucağa almayasın? Bakın fıtratın ne kadar zıttında bir hareket olduğunu düşünün. İçeride çocuk ağlıyor. Evet. İşte 7 gün içerisinde ağlarsa çocuk unutur ve ağlama kesilir. İçeride çocuk ağlıyor bağıra bağıra. Anne evet. de kapının önüne oturuyor, o da orada ağlıyor. Halbuki o ağlamalar sürdükçe, hani ağlaması geçer diyorlar ama o ağlamalar sürdükçe çocukta şu algı oluşuyor. Bana gelen bir şey yok, ihtiyacımı karşılayan kimse yok, bir umutsuzluk oluşuyor. Güven kaybediyor. Evet, güven çok kaybediyor. Yanlış yani, bir durum aslında. Anneye o umutla bağlanmaya çalıştığı, evet. anneye karşı güvenini kaybediyor. Evet ve çocuk yani kucağa alınmayı seviyor. Çünkü anneyle birlikte zaten bir süre sonra kendi özelliğini kazanınca inecek aşağı. Tabii, ihtiyaç duymayacak zaten. Eğer o bağlanma güvenli bir bağlanmaya dönüşürse bir evet. süre sonra çocuk zaten anneden ayrılacak. Zaten ayrılacak. Yani bakın evet yani hocam. Çocuğun mesela biraz önce dedim ya çocuğun ilk 2 yaşta babaya çok ihtiyacı yoktur. Evet. Yani çocuk çünkü her şeyi anneyle karşıladığı için ve doyumsamayı tamamen anneyle yaptığı için babanın varlığı ya da yokluğu ancak bir arada bir görüştüğü birisidir. Evet. Ama gitse baba çok bir şey kaybetmez yani. Anne daha önemli yani. Anne merkezde o. Tabii anne ki. Kendisi aslında çocuğun. Evet. Anne bir bütünleşmiş bir yapışkan ilişki içerisinde annesi kendisi. Ama bakın bundan sonraki döneme bakın 2,5-3 yaşına doğru girdiğinde artık anneni terk ediyor çocuk. Herkes güvenli ediyor. Ayrılma gerçekleşiyor. Bu sefer göz kimi arıyor? Evet. Bir şey gibi, baykuş gibi dikkatli bir şekilde babayı arıyor evet bu seferde. Evet hocam. Devam edeceğiz babayla hocam. Babayla bütünleşiyor Aha. ondan sonra da. Evet. Babayla bütünlüğünü konuşalım. Değerli dostlar, şimdi Annem Kazan Ben Kepçe bölümünü izleyeceğiz. Bu bölümde sizlerin ve bebeklerinizin damaklarını tatlandıracak, sağlığınıza hitap eden çok nefis tarifler paylaşıyor arkadaşımız. Şimdi bakalım bu hafta bizler için ne pişirmiş onu izleyelim. Ardından tekrar biz birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Merhabalar, Annem Kazan Ben Kepçe'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarınızla güzel, eğlenceli bir hafta sonu geçirmeniz için pratik pizza yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Hamuru için 3,5 su bardağı un, yarım paket yaş maya, 1 çay bardağı süt, 1 adet yumurta, 2 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı toz şeker, tuz ve su. Üzeri için 2 çorba kaşığı domates salçası, 2 sivri biber, 50 gram kaşar peyniri, 1 yumurta sarısı. Evet, hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Öncelikle yarım paket yaş mayamızı elimizle güzelce eziyoruz. İsterseniz kurumaya da kullanabilirsiniz. Biz yaş mayayı tercih ettik. Sütümüzden biraz ilave ediyoruz. Yarısını ya da çeyrek olarak biraz su ilave ediyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Evet, mayamızı erittik. Üzerine yumurtamızı ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağımız vardı. Onu da ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Toz şeker. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Pizzamızın içine biz sıvı yağ kullandık ama siz isterseniz daha böyle sağlıklı olması için zeytinyağı tercih edebilirsiniz.
3 yemek kaşığı yoğurdumuz vardı. Bunu da ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağını güzelce elimizle eziyoruz. Yoğurdumuzu da ekledikten sonra yavaş yavaş kaşık yardımıyla unumuzu ilave ediyoruz. Unumuz 3,5 su bardağıydı. Hamurumuz kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur olacak. Yoğurduktan sonra streç ile üstlerini kapatacağız. Dinlenecek biraz. Evet, hamurumuz dinlenirken biz de üzeri için domates ve biberlerimizi doğrayacağız. İki adet domates, iki adet biber biz yeterli bulduk. Siz nasıl daha çok olsun isterseniz, bol harçlı olsun isterseniz çoğaltabilirsiniz miktarı. Biber sevmiyorsanız üzerine haşlanmış mısırları, aynı şekilde pizzanın malzemelerinden yararlanarak neler seviyorsanız koyabilirsiniz. Biberleri de aynı şekilde doğruyorum. Biberlerimizi de enine doğruyoruz. Domatesimizin üzerine biberlerimizi de ilave ettik. Evet, şimdi hamurumuzun üzeri için sosumuz vardı. Bunu hazırlayacağız. Biraz sütümüzü ilave ediyoruz. Hamurdan kalan yarım çay bardağı sütümüz vardı. Salçamız. Ve son olarak yumurtamız. Çatal yardımıyla karıştırıyoruz. Bir miktar su ilave ediyoruz. Üzerine süreceğimiz için biraz cıvık olması gerekiyor sosumuzun. Evet, dinlenmiş olan hamurumuz hazır. Tepsimizi yapışmaması için yağlıyorum. Evet, hamurumuzu küçük küçük parçalar halinde alacağız ama almadan önce elimi yağlıyorum yapışmaması için. Ve alıyorum hamurlarımızdan. Ortasına bastırıyorum çünkü sosumuzu süreceğiz. İçine girmesi gerekiyor sosumuzun. Ve tepsi fırına koyuyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Biz böyle tek tek yapıyoruz ama isterseniz hamurun tamamını tepsiye yayıp üzerine sos sürüp malzemeleri koyup fırına verebilirsiniz. Pizzamızın tepsideki yerlerine dikkat ediyoruz çünkü mayalı olduğu için kabaracaktır. Birbirine yapışmasın. Hamurumuzun şekillerini verdik. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosu üzerine sürüyoruz. Delik açmamızın sebebi sosumuzun içine güzelce girmesidir. Sosumuzu sürdük. Şimdi doğramış olduğumuz domates ve biberlerimizi diziyoruz. Zeytinimizi de aynı şekilde diziyoruz.
Kaşar peynirimizi rendelemiştik. Onu pişmeye yakın 5 dakika alacağız. Üzerine serpip tekrar fırına verip 5 dakika daha duracak fırında. Pizzalarımız hazır. Fırına vereceğiz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz. Evet, pratik pizzamız hazır. Tabağımıza alalım pizzamızı. Fırından aldıktan sonra üzerine kaşar peynirimizi serpiyoruz. Tekrar fırına vermemize gerek yok. Sıcağıyla kaşar peynirimiz eriyor. Şöyle. Pizzamız sunuma hazır. Afiyet olsun. Thank you.